Merhaba. Pekiştirme 3 testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile kalansız bölünür? Ha, bölünebilme kuralları. Peki 6 ile bölünebilmesi için 2 ve 3'e tam bölünebilmesi gerekir. Şimdi hangisi daha basit? 2 daha basit değil mi? Birler basamağına bakıyorum hepsi. 0. Aa, 0 var. Aha, 0 var. Aha, 2 var. Aha, 4 var. Aha, 8 var. Hepsi 2'ye bölünüyor. İş kime kaldı? 3'e kaldı. Peki 3 ile bölünebilme kuralı ne? Rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması. Tamam, hepsini toplayalım. 10, 18, 20 oldu. 3'e bölünmez güle güle. B'ye bakalım. 16 yaptı, 24 yaptı, 34 yaptı. Bu da bölünmez 3'e, bu da gitti. Ceyhan'a bakalım. 15, 3 daha, 18, 19 yaptı. Bu da 3'e bölünmez herhalde değil mi? Denizli'ye bakalım. Hadi inşallah. 4, 10, 18. Mis. Bölündü. O zaman cevap Denizli. Gördünüz mü? Ya Edirne'de de bakalım. 1, 1, 1, 4 tane 1 var. Yani Edirne içinde rakamların toplamı 4. 3'e zaten dolayısıyla bölünmeyecek. Gördüğünüz gibi. 2. 3 basamaklı sayısının 9 ile bölümden kalan 1'miş. Ha, o zaman bunun rakamları toplamı şurası. 9'un katı artı 1'miş. Gördünüz mü? Peki bu 4'ü öbür tarafa alsak. Yani x artı y dediğim şey 9'un katı eksi 3. Şimdi öyle bir şey vermeliyim ki bu eşitlik sağlansın. Şimdi k eşittir 1 olsa. K eşittir 1 olsun. O zaman x artı y ne olur? 6 olur. Değil mi? 9 kere 1, 9, 3 çıktı 6. Peki k eşittir. Şöyle yazalım. K eşittir 2 için ise x artı y ne olur? 18'den 3 çıktı, 15 olur. Başka da bir ihtimal söz konusu değil. Çünkü unutmayalım ki x ve y rakam. Yani en fazla bunlar toplayınca kardeşim 9 artı 9'dan 18 olur. Anlaştık. Yani daha da çıkamayız. Buna uygun değerler verelim. Ama dikkat. Y 4'ten küçük olsun. Bir kere bu iptal. Niye iptal? Y 4'ten küçük olacak şekilde. Hani 3 versem x 12 olur. Bak ben buraya 3 versem bu 12 olur. Güzel insan. Anladın mı? Böyle bir şey mümkün değil burası için. Ha, o zaman benim yolum neresi? Burası. Şimdi bunlar tabii x'e 0 gelmeyecek şekilde başta ya. Yani ne olabilir? 6'ya 0, işte 5'e 1, 4'e 2 ve 3'e 3 olur. Başka da olmaz çünkü y 4'ten küçük olacak diyor. Burayı hallettik y'nin 4'ten küçük olmasını. X de y de büyük eşit olacak. Bakalım x y'den büyük eşit, büyük eşit, büyük eşit, büyük eşit. Gördünüz mü? Başka da bir ihtimal söz konusu değildir. X hangisi olamaz diyor. 6 olur, 5 olur, 4 olur, 3 olur. Ancak 2 maalesef olamaz. Gönül isterdi ki olsun ama güle güle 2. Anlaştık mı? Cevap adam. Abo. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere A sayısının B ile bölümden kalan ha, C. Bu durum nasıl gösterilmiş? Bu şekilde. Bakın A'nın B ile bölümden kalan C. O zaman direkt şu gösterim. Hani ancak ve ancaklı gösterim gibi düşünün. Bu sayının 5 ile bölümden kalan, bu sayının 10 ile bölümden kalan, bu sayının 9, bu sayının 11 ile bölümden kalan. Şimdi 5 ile bölümden kalan kolay. Onu şöyle yazalım direkt. Bakın bu sayı birler basamağı 8. 5 ile bölünebilmesi için 0 veya 5 olması lazım. Burası 8, demek ki kalan 3. Artı bu sayının 10 ile bölümden kalan 1. Gördüğünüz gibi birler basamağında 1 var çünkü. 9 ile bölümden kalanı bulmak için rakamları toplamam lazım. 4 mü yaptı? 4 9'a bölünmez. Dolayısıyla kalan 4. Ha, şey için şuraya eksi diyelim. 11 ile bölümden kalan için bunu bir şöyle yazmalıyım. Nasıl başlıyorduk? Artı eksi artı eksi diye. Peki burası kaç? Eksi 3. Burası kaç? Eksi 6. Yani ne oldu? Eksi 9 mu olmuş oldu? Peki eksi 9'un 11 ile bölümden kalan. Eksi 9 ben demedim. Bu diyor. Eksi 9 diyor. Değil mi? Baktık artı yani 5, 2, 9, 3 bunu yazdık. Sonra artı ile başladım. Artı eksi artı eksi. İşlem yaptım kardeşim. Cevap eksi 9 geldi. Ne yap biliyor musun? 11 ekle. Bunu pozitif yap. Şimdi eksi 9'un ben 11 ile bölümden kalanı bulamam değil mi? Şimdi o zaman buna 11 eklersen ne olur biliyor musun? 2 olmuş olur. Yani önemli olan kalan negatif olamaz ya. Değil mi? Ya da işte bu bölme işlemini hani bu anlamda yapamam ya. Pozitifle düşünüyorum. 11 ekliyorum. Tamam, bir şey değişmez çünkü 11 ekleyince. Atıyorum mesela 13 sayısı. Tamam mı? 11 ile bölümden kalana bak. Kaç? 2. Hadi şimdi buna 11 ekle bakayım bir. Buna bir 11 ekle.
24. Hadi 24'ü 11'e böl bakayım. 2 kere var, değil mi? 22 çıkar 2. Bak bir şey değiştirdi mi? Değiştirmedi yani. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu 11 ekledim. O zaman 2. Ha, 2 11'e bölünür mü? Bölünmez. O zaman dolayısıyla cevap ne olur? 2 olmuş olur. E bu işlemi yapalım. 4 bölü 2'den cevap 2, yani bursa olmuş olur. Güzel oldu bu soru. Peki 4'e bakalım. 38 basamaklı bir doğal sayı mı? Buna göre bu sayının 9 ile bölümünden kalan mı? O zaman yazacağız 38 baş. Hadi bakalım. 38, 38, 38, 38, 38, 38. Kanki böyle yazmayacağız herhalde. 38, 38. Değil mi? Böyle gitmeyecek. Yani yazdım mı düşünün. 9 ile bölümden kalan ne demek? Yani nasıl buluruz? Ya da 9 ile bölünür mü, bölünmez mi? Nasıl buluyoruz? Rakamları toplamına bakacağız. E bura kaç? 11. E bura kaç? 11. E bura kaç? 11. Kaç tane var tabii? 38 basamak deyip 2, 2, 2, 2 aldığıma göre 19 tane var herhalde, değil mi? Şurada 11, şurada 11. Ama bunlardan kaç tane var? 19 tane var. Yani 11 çarpı 19 olacak. Hemen şunu yukarıda çarpayım, 11 ile 19'u. 99, 11, 209. Yani bunun cevabı ne? 209. Şimdi aslında ben 209'un 9 ile bölümünden kalmak cevabı. Rakamların toplamı kaç o zaman? Rakamları toplamı 11. Peki 11'in 9 ile bölümünden kalan kaç? 2. Bak tertemiz. Görün ne kadar işime yarıyor. Ben 38 basamaklı bir sayının 9 ile bölümünden kalanı buldum ya. Buldum, 38 basamaklı, bunu söyleyemezsin bile. Anladın? Bak ne kadar güzel işime yaradı. 5. 4 basamak sayısının 5 ile bölümünden kalan 1. Oo, çok güzel. 3A 4. Şimdi normalde 0 olmalı ya. Ama kalan 1 dediği için 1 yazacağım. 3A 4. Normalde 5 olmalı ya. Kalan 1 dediği için 6 yazacağım. Yani aslında B'nin 1 veya 6 olduğunu gördük. Başka bir şey diyor mu? Yok. Ha, 9 ile kalansız bölünebildiğine göre. O zaman rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olmalı. Şimdi buranın rakamlarını topla. A artı 8. Burayı da toplayalım elimizdeymişken. A artı 13. Şimdi bunun 9 ile bölünebilmesi için A yerine 1 yazabilir miyim? Yazarım. Peki buranın 9 ile bölünebilmesi için A yerine 5 yazabilir miyim? Yazarım. Hani sonuçta 18 9'a bölünür. Problem yok. Ya da bunun için 9, değil mi? 1 ile 8'in toplamı 9. 9'a bölünür. Kalansız. Çok güzel. A hangisi olabilir? 1 ya da 5. 1 ya da 5. 1 ya da 5. 1 ya da 5. Cevap Denizli. Gördünüz. 6. soru. 12 ile tam bölünüyor. Vay anam. Şimdi o zaman bu sayı 3'e ve 4'e tam bölünmeli. Öyle kural öyle. Ben ne yapayım? Hangisi daha basit? Tabii ki 4 daha basit şu aşamada. Peki ilk sene öyle sayılar yazmalıyım ki 4'e tam bölünsün. 0 yazsam 0, 2, 4'e bölünmez. 1 yazsam 12 bölünür. 2 yazsam 22, 4'e bölünmez. 3 yazsam 32 bölünür. Aa, demek ki böyle 2, 2 art arta gidecek. Yani 5, 7 ve 9. Şimdi benim sayılarım hangisi? Ne oldu yani? 1, 1, 1, 2. 1, 3, 3, 2. 1, 5, 5, 2. 1, şöyle devam edelim. 1, 7, 7, 2. 1, 9, 9, 2. Aa, bunlarmış. Ama tabii 3 ile de bölünmesi lazım. Şimdi 4'ü hallettik ama 3'e bölünür mü burası? Bölünmez. Değil mi? Burası bölünmez. Çünkü rakamları toplamı. Dur şöyle gösterelim. Önce rakamları toplamını şöyle aşağıya yazalım ki. Şöyle yapalım. Evet. Bölünüp bölünmediğini görelim. Rakamlar toplamı kaç bunun? 5. Bunun rakamları toplamı kaç? 4, 5 daha 9. Bunun rakamları toplamı kaç? 13. Bunun rakamları toplamı kaç? 17, değil mi? 9, 10, 17. Evet. Bununki kaç? 10, 19, 21 mi? Hangisi tam bölündü 3 ile? Bak, aha, gördün mü? Bu. Peki diyor ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan hangisi olabilir diyor. Yani sayım aslında, ha pardon, özür dilerim, bir de şu var, bunu da unuttuk. Aynen, 21'de 3 ile bölündü. Şimdi bu ikisinden biri sayım, tamam mı? Yani ya 1332 ya da 1992. Şimdi bunun 9 ile bölümünden kalan. Peki rakamlar toplamı kaç oldu bunun, bu sayının? 5, 6, 9. Peki bunun kaç oldu? 10, 21 oldu. Zaten toplamıştık. 9 ile bölümünden kalan, gördüğünüz gibi ya 0 olabilir bunun için ya da 3 olabilir. Hangisi var? 3 var. Gördünüz mü? Anlaştık. Hadi
Ha zor mu? Yok değil. Birazcık her böyle ihtimal 3 olsun, 5 olsun, şöyle olsun, toplama olsun, bilmem ne olsun. Yani birazcık hani böyle bunlarla uğraşıyoruz. Yoksa zor bir şey mi? Değil ama biraz dikkatli olmak gerekiyor. 41 basamaklı bir doğal sayı mı? 11 ile bölümden kalan mı? Vay anam. O zaman yazıyorum. 41 basamaklı yazıyorum. Hadi sabah görüşürüz. 26, 26, 26. Kanki gidiyorum gidiyorum böyle, tamam mı? Gittim 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 gittim. Bak 26 yazdım. Kaç tane yazdım? Şöyle kaç tane yazdığımı düşünün. 20 tane yazdım. Tamam, 20 tane 26 yazdım. 26 20. O zaman 40 basamaklı oldu. Ha, bir tane ne kaldı? İçim kaldı. Hani 26 26 26 yazıyorum. 20 tane yazdım bunu. 40 tane oldu. Bir iki daha eklersem ha bak oldu. Peki bir de şuraya devamı, hani şuraya da birkaç bir şey yazayım daha net görün. A2'yi de sildik. Dur. Şöyleydi. Ha. Şimdi bir 26 daha yazdım. Şöyle bir görmüş olalım olayı. Tamam mı? Şurada tabii şöyle şurayı içine alacak şekilde. Tamam. Şimdi 11 ile bölümünden kalanı bulmak için ya da 11 ile bölünür mü bölünmez mi? Nasıl yapıyorduk? Artı eksi diye gidiyorduk. Hadi başlayalım. Artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi dikkat et. 6'ya eksi geliyor. 2'ye de artı geliyor. Demek ki eksi artı eksi artı eksi artı. Şimdi bu işlemi yapacağız. Peki bura kaç? Eksi 4. Bura kaç? Eksi 4. Bura kaç? Eksi 4. Bak kaç tane eksi 4 var? Bak bura kaç? Eksi 4. Bak bura kaç? Eksi 4. Kaç tane var? 20 tane var. Yani eksi 4 çarpı 20. Yani eksi 80. Bir de burada artı 2'si var. Demek ki eksi 80 artı 2'den eksi 78. İşte bunun 11 ile bölümünden kalan. Ne yap biliyor musun? 11 ekle ekle bunu pozitif yap. Yani 88 ekle. Bak 78'i 11 ekle ekle gideceğim. Şimdi mantıklı ol. 8 çarpı 11 eklediğim zaman yani 88 eklediğim zaman ne olur? Eksi 78 artı 88'den 10 olmuş olur. O zaman cevap 10 diyeceğiz. Gördünüz mü? 8. soru. 4 basamaklı bir sayının 9 ile bölümden kalan 7'ymiş. A, B, C, D olsun. Tamam. Şimdi bunun rakamları toplamı 9'un katı artı 7 şeklindeymiş. Bak kalan 7 çünkü. Şimdi ben her rakamını 3 eklersem 3, 6, 9, 12 mi eklemiş olurum? O zaman buna da 12 eklemiş olurum ben. O zaman şöyle olmaz mı? 9K artı 7 artı 12. Bunu 9 ile bölümden kalan. Yani 9K artı 19. Bu zaten 9'a bölünüyor. O zaman 19'un 9 ile bölümden kalan kaç? 18. 1. O zaman cevap ne? 1. Okey. Like. 9. Oo, 2021 TYT sınav sorusu. Wow, bakalım ne sormuşlar. A, B, A, B, A doğal sayılar 9 ile tam bölünebilen 3 basamaklı birer sayı. Bu sayıların biri 5'e diğeri de 12'ye tam bölünüyormuş. Şimdi o zaman şöyle mi? Mesela A, B, A sayısı için bir düşünelim. Ya da işte hani A, A, B sayısı önce onu yazalım hadi. Valla başta verelim çok bir şey değişmezdi hani. A, B sayısı bu da ne olsun işte A olmasın zaten bu. Tamam. Biri 5'e, diğeri de 12'ye bölünüyor. Şimdi bir kere 5 ile bölünebilme kuralını bir düşünelim. Birler basamağı ya 0 ya 5 olacak. Şimdi ben gidip buraya 0 verirsem, bir kere bu sayılar 9 ile tam bölünebildiği için buranın kesinlikle 9 9 olması gerekir. Başka bir ihtimal var mı? Aynı sayılar. O zaman ne olur bura? 9 0 9 olur. Şimdi bak, bu sayı 9'a bölünüyor mu? Bölünüyor. Tamam. 5'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Bu da tamam. Bunu hallettik. Şimdi bu 9'a bölünüyor mu? 9'a bölünüyor. Tamam. Peki 12'ye bölünüyor mu? Çünkü biri 5'e bölünüyorsa diğeri 12'ye bölünüyormuş. Peki bu 12'ye bölünür mü? 12 ile bölünebilmesi için 3 ve 4 de bölünmesi lazım. Şu son iki basamağı kaç bunun? 0, 9, 4'e bölünmez ki. O zaman bu 12'ye bölünmüyor. Demek ki böyle bir ihtimal söz konusu değil. Yani B 0 olamaz. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. B 5 olsun. Tamam. Şimdi bunun ne olması lazım o zaman? 2 2 olması lazım ki rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı hani 9'a bölünsün. Şimdi bu 9'a bölünüyor, 5'e de bölünüyor. Şimdi o zaman diğer sayımız kaç? A, B, A ya.
Şimdi A'ya kaç yazdık biz? 2 mi? 2, 5, 2. Şimdi bu sayı 9'a bölünüyor mu? Bölünüyor. Ama şimdi bu soldaki 5'e bölündüğü için bunun 12'ye bölünmesi lazım. 3 ve 4'e 3 ve 4'e tam bölünmesi lazım. Şimdi bir kere rakamları topladım. Kaç yaptı? 9 mu yaptı? Evet, problem yok. 3'e bölünüyor. Bir de 4'e bölünüyor mu diye bakalım. 52. 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman her şey yolunda. Yani A dediğin 2, B dediğinde kaç? 5. Yani cevap 7 olmuş olacak. Soru. Rakamları sıfırdan farklı. Bak altını çizelim ki kafam karışmasın ya da atlamayayım. 3 basamaklı bir doğal sayı. A, B, C olsun. Tamam. Rakamlar sıfırdan farklı. Her bir basamandaki rakama kalansız bölünebiliyorsa bu sayı, buna tekil sayı denilmiş. Yani A ya da B ya da C ya da tam bölünüyorsa buna tekil sayı diyormuş. Şimdi burada 3, A, 4 tekil sayıymış. Yani bu sayı 3'e de 4'e de A ya da tam bölünüyor. Gördünüz mü? Şimdi 4 ile başlamak mantıklı. O zaman 3, buraya ne yazabilirim? 0 yazabilirim. A gördüm. Çünkü 0, 4 bölünür. 10 yazamam, 2 yazabilirim. Tamam. 3 yazamam, 4 yazabilirim. Tamam. Bak fark ettiysen 2, 2 arttırıyorum değil mi? 6 yazabilirim, bir de 8 yazabilirim. Şimdi ben neyi hallettim? 4 ile bölünebilmesini hallettim. Peki 4 ile bölünebilmesini hallettim. Bir de 3'e bakmam lazım. İhtimalleri düşünüyorum. Bunun 7 rakamları toplamı bölünmez. Bunun 9 bölünür. Bunun 7, 4 daha 11 bölünmez. Bunun 13 bölünmez. Bunun da 12, 15 bölünür. Ama 3'ü de hallettim, bir de A'ya bölünmesi lazım. Peki burada A dediğim şey neydi? 0, pardon, orasını zaten beni ilgilendirmiyor. O hiç bölünmüyor. Değil mi? Orası beni hiç ilgilendirmiyor. Şunun için bakıyorum, bölünenler için. Bir de bunun 2'ye bölünmesi lazım. Bölünüyor mu? Bölünüyor. Çok güzel. Niye 2'ye baktım? Çünkü A dedim, bakın 2. Bunun içinde, bölünen içinde 8'e bölünmesi lazım. Son 3 basamak. 384'ü bölelim mi? Neydi onun adı? 8'e bölelim mi? 4 kere var herhalde. 32, 64, 8 kere var. 64, 0. Aa, bu da oldu o zaman. Bu da oldu. Çok da güzel oldu. O zaman A yerine yazabileceğim değer ya 2 ya da 8, bunların toplamını istiyor. 10. Şuraya biraderim için, kardeşim için, zenciler için, kardeş yıldız atıyoruz. Anlaştık mı? Tamam mı? Soru iyi. İyi soru. Yani çok böyle hani düşünmem gerekiyor. Yine 3 mü 5 mi olur mu olmaz mı falan mı filan mı? Birazcık ince bir soru. Gelelim 11. sorumuza. Bu ne doktor? Yukarıdaki tabloda birinci satırdaki sayıların 3 ile bölümden kalan 1, ikinci satırdakiler 4 ile bölümden kalan 1'miş. Aslında olay ne biliyor musun burada? 3 ile bölümden kalan 1 diyor ya. Yani bu 3 A artı 1 şeklindeki sayı. Bunlar ne? 4 ile bölümden kalan 2. Yani aslında 4B artı 2 şeklindeki bunlar da nedir? Sayılardı. Çünkü hani 4 ile bölünüyor. Evet, tamam, kalan 2'yi verdim. Şimdi diyor ki birinci satırdaki 10. sayı 28'dir. Kanki 10. sayı istiyor ya. Şöyle aslında bu. Biri çözelim. Şimdi 10. satıra gitmek için 2 ile şeyle başlıyorsun ya. Bakın şöyle göstereyim. Şurası satır. Buradaki 10. sayı söylüyor ya. Şuradan başlıyorsun ya aslında. Değil mi? 1'e aslında 9 tane ne ekliyorsun? 3 ekliyorsun. Niye? Bak 3'er 3'er artıyor. Gördün mü? 3'er 3'er artıyor. 3'er 3'er artıyor. 3'er 3'er artıyor. O zaman kaç olur bu? 28 olmuş olur. Ha, doğru mu? Doğru. Peki ilk 9 sütundaki her iki satırda da bulunan iki sayı vardır. Bir bakalım var mı yok mu? Şimdi birincisini şöyle tık 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 yazayım isterseniz aşağı doğru. Ya hatta şurayı sileyim, oradan devam edeyim. Mesela şurayı sileyim, buradan devam edeyim. Evet, 13. Kaçar kaçar arttırıyorduk burayı? 3'er 3'er. 16, 19, 22, 25, 28. 3'er 3'er arttır işte böyle değil mi? 31, 34. Böyle gidiyor kanki. Bunun içinde 4'er 4'er arttırıyorsun bakın fark ettiyseniz. 4'er 4'er arttır. 22, 26, 30, 34. Değil mi? Bu şekilde gidiyor. 38. Bak ne diyor? İlk 9 sütunda diyor. Şimdi burası 6. sütun, burası 7. burası 8. burası 9. İlk 9 sütunda her iki satırda bulunan iki sayı var mı? Bakalım.
10 var gördüğünüz gibi. Bakın 10 var. Başka var mı? Bir de 22 var. Gördünüz mü? 10 ve 22. İki tane sayı ne oldu? Aynı olmuş oldu. Bu da doğru. 10. sütundaki sayıların toplamı 5 ile tam bölünür. 10. sütunda zaten bakın ilk seçenekte birinci satırda 10. sayı diyordu. Zaten onu 28 olarak bulmuştuk. Şimdi öbürü için bulalım. Hatta şöyle 3. öncül olarak bunu yazalım tekrar. 9 çarpı 3, 28. Bir de kim var? Bunlar nasıl gidiyordu? 4'er 4'er. O zaman 2 artı 9 çarpı 4. Bakın 4'er 4'er artıyor. Biri zaten yazacağım için geri 9 tane daha yazmam lazım deyip hani 9 çarpı 4 dedim. Tamam mı? İlki de zaten 2 idi. 36 bu da 38. Topla bunları hayatım. Kaç yaptı? 64 mu? 5'e bölünür mü? Bölünmez. O zaman 3 yanlış. Yani cevap 1 ve 2 olmuş olacak. Pekiştirme testi 3'ü çözdük.